Şimdi hemen burada yine bir Tayfun Koç, bir kardeş bizimle birlikte. Denizli'den yayınımıza katılıyor. 25 yaşındaki kız kardeşi Mine Kocadağ 18 Ağustos 2022'den bu yana kayıp. Bu seneden evet. bu yana kayıp. 6 yaşındaki oğlu Taha'yı bırakıp ortadan kayboluyor. Eşiyle de aralarında biraz sıkıntılar var galiba. Aynen. Boşanma aşamasında olduğu söyleniyor. Hatta ayrılacağından bahsetmiş Mine. Dünyalar çok da güzel kardeşiniz. İnşallah yani sağ bir şekilde kendisine ulaşırız. 7 yıllık kocasından Mithat Kocadağ'dan şüpheleniyorlar. Ağustos'tan bu yana kardeşinden haber alamıyor sevgili Tayfun. Evet. Tayfun çok büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz burada sahada muhabirimiz Büşra, sevgili Büşra, bütün ekibim, koordinatörlerim her şeyi, çabayı göstereceğiz. Ve Denizli Emniyeti kuşkusuz. Yani asıl işi onlar yapıyorlar. Emniyet yapıyor, sayın savcılarımız yapıyor. Evet. Elimizden gelen bütün bilgileri sizlerle paylaşacağız zaten ekranda. Bütün gerçeklerin ortaya çıkması için bir mücadele vereceğiz. Şimdi bu arada sevgili Mine'yi bir yerde gördüyseniz şu anda kayıp olarak değerlendiriliyor. Mine'yi gördüyseniz Denizli'de Ağustos 18'den bu yana kayıp. İhbarlarınızı bekliyorum ama önce abisiyle yaptığımız röportaj şöyle derli toplu bir ekranlara gelsin. Sonra hemen konuşmaya başlayalım. 90 gündür hiçbir şekilde haber alamıyorum. Bulunması için de elimden geleni yapmak istiyorum. 25 yaşındaki bir çocuk annesi Mine 4 ay önce kayıplara karıştı. Kardeşini arayan abi Tayfun çareyi vazgeçmede buldu. Kocası kardeşimi öldürmüş olabilir. 18 Ağustos 2022 tarihinden itibaren kaybolan kız kardeşimi aramak için müracaat ettim. Kocasının kaldığı evden kayboldu. Nasıl kaybolduğu hakkında bir bilgim yok. Ben de onu öğrenmek için buradayım. Mine Hanım'ın eşiyle hiç konuştunuz mu? Hayır, hiçbir şekilde diyaloğum olmadı. Sormadınız mı kardeşimler? Sordum, bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Biz de arıyoruz ama bilmiyorum dedi. Biz de bekliyoruz. Hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Biz öldüğünden şüpheleniyoruz. Şüphelerimiz o yönde. Yani başka da bir şey bilmiyoruz. Kim öldürmüş olabilir? Biz eşinden şüpheleniyoruz. Aralarındaki geçimsizlikten dolayı, boşanmak istediklerini beyan ettiklerinden dolayı. Kayıp Mine nerede? Siz hiç sormadınız mı? Sorduk ama bize hep kaçamak cevaplar verdi. Yok Hüseyin'le gitti, yok şununla gitti, yok bununla gitti. Bize hiçbir şekilde detaylı bir şey anlatmadı. Bilmiyoruz yani, şüphemiz o yönde. Neden boşanmak istedi? Aldatıldığını düşünüyordu Mithat tarafından. Herhangi bir şey de bilmiyoruz zaten. Bulunması için de elimden geleni yapmak istiyorum. Didem Hanım'dan yardımlarını bekliyoruz. Biz inşallah çözüleneceğine de inanıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Bebek mi bekliyoruz? Aa, öyle mi? Ne güzel. Karşıya alacağız sizi. Kaç aylık bebek? 7'ye girdik. 7, hadi maşallah. Şimdi Mithat. Buyurun. Nasılsın? Hoş geldin. Şükür. Sağ olun. Bildiğin her şeyi anlatacaksın. Mine'yi arıyoruz. Evet. Ağustos'tan bu yana kayıp. Çocuğun da çok düşkün olduğunu biliyorum. Evet. Eşinin. Senin de kaç yıllık eşin? 7 yıl diye biliyorum ben. 7 yıl. 7 yıl. Şimdi şöyle başlayalım. Önce en sonundan başlayalım. Sonra başlara hepsine geleceğiz. File, senin bütün iddiaların da bana geldi. Hepsini teker teker konuşacağız. Ama şöyle başlayalım Mithat'cığım. Sen eşini, karını en son 18 Ağustos'ta saat kaçta gördün? Nasıl gördün? Nasıl kayboldu? Ya yani evin içinde kendisi mi gitti? Hepsini bir anlatır mısın? Sonra benim soracak sorularım var tabii ki. Şimdi 18 Ağustos'ta ben diğer odada yatıyordum. Eşim, eşimle oğlan televizyon odada yatıyordu. Hı. Ben oğlumun sesine... Sen tek yatıyorsun. Evet. Eşim de oğlanla beraber yatıyor. Evet. Evet. Şimdi çocuğun sesine kalktım ben. Çocuk sünnetliydi zaten. Çocuğun sesine kalktım. Çocuğun sesine kalkınca anne diye ağlıyordu. Ben öbür odadan geldim. Baktım eşim yok. Saat kaçtı? Kaç gibiydi? 5-5.30 araları. Sabaha doğru. Evet. 6'da da zaten işe gidiyordum. Aha, tamam. İşime gidiyordum. Ondan sonra... Peki baktın mı yani seslendirme eşine, telefonu yanına almış mı, ne olmuş, hiç baktın? Ben giderken hiç yani sesini falan duymadım. Sadece çocuğun sesine kalktığımda annen nerede dedim. Annem yok baba dedi. Hani annem yok deyince kapının önünde çantasını gördüm. Kırmızı çantası vardı. Hı hı. Ayakkabısı vardı. Telefon alıvermiştim. Kırmızı çanta derken bir valiz mi? Valiz, el valizi. El valizi. Evet.
Başka ne vardı? Bir de iki tane ayakkabısı vardı poşette. Poşette ayakkabısı. Bir de alıverdiğim telefon vardı. Telefonu da bırakmış. Evet. Aa. Peki telefonunda bir kontürü montürü hiçbir şey yok muydu? Yani hattı şeydi. Diğer alıverdiğim telefonu kırdıydı şeyi. Kendi masayı vurup kırmıştı. Kendi kırınca ben de dayanamadım sinirle. Hani bir mesaj geldi dedi. Ben bir mesajda bakayım dedim. Aha. Şey koyuyor zaten. Tamam. Şifre koyuyordu. Hı-hı. Şifre koyduğu için bana vermek istemedi. Ondan sonra açıverdi. Verince şey ettim ben. Aldım tekrar bir mesaj geldi. Mesaj gelince... Onları konuşuruz onları. Telefon kırıktı. Diğer telefonun yanındaydı ama evet, kontrol kendi... olmadı. Ya onun kullandığı bir telefon yok muydu? Yanında telefon götürmüş olabilir. Yanında telefonu yoktu evet. Hattı kırıldı zaten. Özür dilerim, siz bir apartmanda mı oturuyorsunuz, tek katlı bir yerde mi oturuyorsunuz? Apartmanda. Kaç ama katlı? Birinci kattaydık. Ha, birinci kattasınız. Evet. Siz düz ayak hemen. Evet. Birinci kattasınız. Peki hiç tıkırtı mı kırtı hiçbir şey? Hiç duymadım. Hiçbir şey duymadım. Evet. Gece kaçta yattınız? Gece kaçta yattım? 11-12 gibiydi. 11-12 gibi. Evet. O sırada bir tartışmanız ya da bir şeyiniz oldu mu, konuşmanız falan? Tartışmamız bir böyle ne oldu? Ne oldu? Tartışmamız olmadı ya. Bir şey olmuş. Tartışmamız. Her şeyi anlat bak. Her şeyi anlatırsan inşallah karnını sağlar. Aklımıza gelmiyor şimdi heyecandan. Heyecanlanma canım. Niye heyecanlanıyorsun sonuçta? Mine için. Sen Mine'yi seviyorsun. Evet evet. Bence seviyorsun hala. Seviyorum. Evet. Dolayısıyla bildiğin her şey bizi inşallah Mine'ye götürecek. İnşallah. Sağ salim götürecek. Olsun inşallah. Dolayısıyla sen 10-11 gibi yattın. Öncesinde ne yaşadınız? Bir şey mi oldu? Tartıştınız mı? Ya da ne bileyim konuştunuz mu? Dertleştiniz mi? Her şey yolunda öncesinde mıydı? Öncesinde Hüseyin'le buluşmuşlardı ya zaten. Hüseyin diye biri vardı. Hüseyin'le hani ilişkisi olduğunu öğrendim ben. Ha. Onu Haziran ayında öğrendim. Haziran ayında öğrendim. Evet, Sen öncesinde zaten Hüseyin meselesine geleceğiz. Tamam. Hüseyin'le bir ilişkisi olduğunu biliyorsun. Evet. Haziran ayında öğrendim onu ben. Tamam peki. O konuyu mu konuştunuz? O dedi hani ben ondan hoşlanıyorum. Seni istemiyorum artık dedi. Hı. Yani böyle şey. Tamam dedim ben o zaman. Çocuğumuzu sünnetlerimizden. Çocuğumuz iyileşsin dedim. Hı hı. Çocuğumuz iyileşsin dedim. Herkes yoluna baksın o zaman dedim ben. Hı. Tamam dedi. Çok büyük, büyük bir tartışma mıydı yoksa normal? Büyük bir tartışma değildi. Ha, büyük, tamam. Gamze Hanım'la bu hanım ben hani sürekli eşimi de uyuyormuşum. Şey diyormuşum hani hep iyi onlara geleceğiz. Ben o geceyi merak ediyorum. Peki senin eşin sana geldiğinde iki tane ayakkabısı mı vardı getirmişti yanına? Ayakkabıları evdeydi, evimizdeydi yani. O zaman yanına ayak mı gitti bu genç kadın? Nasıl gitti? Spor ayakkabısı vardı beyaz. Beyaz? Beyaz spor ayakkabısı vardı. Çünkü sen eşinin hayatta olduğunu düşünüyorsun. Eşimin hayatta olduğunu düşünüyorum. Aha, o yüzden ben yanında giderken üzerinde ne vardı ne yoktu onları anlatırsan ben görüntüleri de ekranlara getiriyorum. Tanıyanlar, görenler bizi ararlar diye düşünüyorum. Gerçi ben, Tayfun öldürüldüğünü düşünüyor. Allah korusun yani. Ya şimdi ben de öyle düşünüyorum. Çünkü hani beni hani reddetmiş ama çocuğunu da hiç aramıyor. Çocuğunuz hiç aramıyor. Ondan şey diyorum ben de. Sen hayatta mıdır diyorsun, öldürülmüş müdür diyorsun? Ya ben de işte yani şüpheliyim. Ha şüphelisin, net evet, değilsin. Evet, tam sesi çıkmadığından. Peki ha, ben... şimdi o gece yani nasıl bir ayakkabı vardı ayağında? Yani o ayakkabıyı biliyor musun, hatırlıyor musun? Ayakkabısı beyaz spor ayakkabısı vardı. Tamam. Siyah da şey vardı. Eşortman. Eşortmanı vardı. Siyah eşortman. Üzerinde de kısa kollu tişörtü vardı. Mavi çizgili. Aha. Yani yatmadan önce üzerinde o kıyafetler mi vardı? Ben yatmadan önce onları gördüm. Onları gördüm üzerindeki evet. Kıyafetleri. Peki sonra anladım. Bu Hüseyin yüzünden mi aranızda? Yani ne dedi sana peki Mine? Yani Hüseyin'le ayrı eve taşınacağını falan mı söyledi? Ne dedi? Ya işte hani ne konuştunuz aranızda Hüseyin'le ilgili? Yani Mine'nin sevgilisi. Konuşmuyordu. Yani ben eşi olduğum için beni bile ilgisi etmiyordu. Hemen böyle beni tersleyip şey diyordu. Hı. Tersleyip gidiyordu öbür olaya. Telefonla sürekli TikTok çekiyordu. Yani telefon sürekli telefon. Telefondan başka bir şey işletmiyordu. Evliliğiniz boyunca sürekli sosyal medyada mıydı? Sorup meraklı mıydı? Yoksa son zamanlarda mı başladı? Son zamanlarda. Bu 2021 zamanlarında. Peki neden? O sırada acaba biri mi çağırdı onu? Hiçbir ses duymadığını söylüyorsun. Hiç duymadım. Duysam neden kalkmayayım yine? Peki bir ev nasıl bir ev? İki ayrı oda var. Bir de salon mu var? Siz burada salonda konuşurken çocuk içeride uyuyor muydu? Çocuk uyuyordu evet. Televizyonlu odamız vardı. Aha. Orada hani uyuyordu. İkisi uyuyordu hatta. Çocuk ses mes falan bir şey duymadı. Yani yüksek sesle mi konuştunuz, alçak sesle mi konuştunuz? Çocuk uyuyordu ya, alçak sesle konuştu. Yani. Alçak sesle konuştunuz. Evet. Mesela hani konuşurken falan hani böyle biraz konuştu, ondan sonra benim uykum geldi dedi.
Oğlumun yanına gitti yani uyumaya. Normalde kahveyle ve şey Nescafe içtiğinde, kahve yani kahve evet. içtiğinde ya da çay içtiğinde hemen uyuyamazsın da o hemen odasına ben mı gitti? Ben uyuyorum zaten. O odasına girince ben öbür odaya gittim. Hani öbür odaya şey ettim. En son öbür odada 11-12'ye kadar falan telefon hani şey ettim. Teyze girdim. Hani uykum gelmedi çünkü sahiden. E tabii kahve içmişsin. O da pardon kahve kim içti? İkimiz içtik. İkimiz Nescafe, içtiniz. Nescafe gibiydi. Tamam bir kahve içtiniz. Kahve içtiğiniz için uykunuz. Sen odanda duruyorsun. Evet. Ne zaman uykuya daldın? Kaç saat? Ya yani bir saat, yarım saat? Vallahi 11.30'la 12 araları falan. Hiç odandan çıkmadın? Evet. O sırada Mine'den içeriden bir ses geliyor muydu? İçeriden bir ses gelmiyordu. İçeriden... O da çocuğun yanında o da uyumadı herhalde. Ya da biriyle görüştüğünü duydun mu? Duymadım işte. Hiçbir şey görmedin. Duymadım. Peki şimdi... Yani biraz hafızın daha yeni olay çünkü 18'i çok genç de birisin. Evet. Giderken dikkatini çeken bize söyle bana söylemek istediğin bir şey var mı? Hafızını bir yoklar mısın? Dikkatini bir bavul çekmiş. Evet. Üzerinde de telefon var. Evet. Şimdi böyle, telefon ve ayakkabılar vardı. Ayakkabı vardı. Evet. Şimdi acele mi çıktı acaba yoksa bir hazırlık? İşte ben duymadım. Duysam kalkardım. Kırmızı çantanın içinde bir şey var mıydı peki? Eşyaları vardı. Valiz. Çamaşırları vardı işte. Şampuan. Ondan sonra böyle ruj şey yeri. Onları katmış. Bir hazırlık yapmış o zaman. Evet. Peki hazırlık yapıyor, valizini hazırlıyor fakat valizini... Kapının kıyıda bir şey diyor. Kapının kenarında bırak gidiyor. Ama o zaman apar topar çıkmış. Bir şey bilemiyorum. Hani ben giderken görmedim. Yani acaba biri telefon açtı ve apar topar mı çıktı acaba? Bilemiyorum ki de. Şimdi telefonda o sırada kimse görüşüp görüşmediğim telefon sesi duydun mu gece? Telefon sesi... Zaten kendi telefonunu, ben telefonu alıverdim ama ona şeydi, hattını kırdığı için o hattı bakamıyorlar. Odaya geçti ya, senlerin kontürü yoktu ama odada bir başka telefonu acaba elinde olabilir mi senden sakladığı, onu merak ediyorum. Ben uyunca benim telefonu almış gibi hissediyorum ben. Çünkü benim yanımdaydı benim telefonum. Onu kalktığımda, oğlanın sesine uyandığımda şeyde buldum, onların odasında buldum telefonu. Aa sen telefonu orada buldun. Evet. O kadar... Hatta kimi aramıştı diye hani baktım ama kimse yaramamış. Ya aradıklarını sildi. Ya peki oradan bir yere girmiş olabilir mi? Yani hiç baktın mı telefonda birine girmiştir, biriyle mesajlaşmıştır. Senin telefonunu mu kullanmış? Evet. Benimkini kullanmış. Hattı olmayınca benimkini kullanmış. Ben baktım ama hani kim aradı diye, kime mesaj attı diye yok. Peki biriyle telefon görüşmesi yapmamıştır ama belki Instagram'a girmiştir. Ya da işte TikTok'a girmiştir. Oradan birileriyle görüşmüş olabilir mi? Baktın benim mı telefonda Instagram'la TikTok yoktu. Onlar yoktu bende. Acaba kendisi o programı yüklemiş olabilir mi? Yani senin telefonu niye alsın? Bilmiyorum hani. Senin telefonun şifresi var mıydı peki? Yok ben şifre kullanmıyordum. Şifre kullanmıyordum. Şifre kullanmıyordum. Ben açıktı benim telefonum. O kendi kullanıyordu sürekli şifreyi. Bana hiç telefonunu elletmiyordu. Telefonu elletmiyordu. Evet. Eşini seviyor muydun? Eşimi seviyordum. Hala seviyor musun? Hani Hüseyin olduğunu şey deyince artık şey ettim. Hani sevmekten vazgeçtim. Ne zaman sevmekten vazgeçtin? 27 Haziran'dan kere. İşte öğrendik şekeri. Ondan önce seviyordun. Bir karışma yani. Lütfen bu seçim. Ha yine de aklım yine de ona gidiyordu. Hani seviyorsun affet beni falan filan diyordun. Affet beni diyordun. Evet. Yani ona karşı bir takıntılı halin var mıydı? Takıntı nasıl? Yani ondan vazgeçemiyordun. Ya kaçırdım ben şimdi onu. O da beni severek kaçtı. Ben de onu severek kaçtım. Peki seni bu kadar onu o kadar çok seviyorsan, eşini bu kadar çok seviyorsan başka biriyle olmasına nasıl razı olabildin? Nasıl kabul ettin? Sonra geri dönmesini nasıl kabul ettin? İşte onun nasıl oldu ben de anlamadım Didem Hanım. Bir anlat anlayayım seni. Ben sürekli hani affet diyordum ya. Hani nasıl anladım bilmiyorum ki ne. Anlat ben seni dinliyorum. Yani şöyle eşimi seviyorum diyorsun. 27 Haziran'a kadar Hüseyin'le ilişkisinin olduğunu öğrendiği andan itibaren soğudum ama hala seviyordum diyorsun. Çocuğu sünnet ettiriyorsunuz eve geliyorsun. O evet. Sırada aynı evde kalıp belki onu bir şeylere... Yani seni çok ona karşı fazla bir sevgin varmış. Çünkü insan kendi aldatıldığını öğrendikten sonra kadın ya da erkek fark etmez. Kolay kolay o ilişkiye devam etmez yani. Tabii hele ki bir de Hüseyin'le evet. Defalarca kez yüz yüze ve gelmiş. Ve bütün ilişkisiyle ilgili bütün detayları dinlemiş olmana rağmen. Aynen öyle. Neden razı oldun? Ya Hüseyin'i seviyorum diyordu ama ben hani... Ya beni de sevdi. Hani ben o şey ettim. Hani onu sevince hani ondan vazgeçer tekrar geri döner diye yaşattım ben. Hiç mi kıskanmadın? Ya kıskandım canım kıskanmadım oğlum. Bir dakika evet. Tayfuncuğum karışmamanı rica ediyorum. Tamamdır. Seni terk etmesine nasıl ikna oldun peki? Ya sürekli bununla telefonla konuşuyordu. Hı-hı. Ben dedim bozma dedim demek sen sürekli seni bir şey edeceksin. Hani evden şey ettim. Dedim git o zaman dedim bir şey ne yaşıyorsun dedim.
birkaç sefer çocuğuyla götürdü. Ha, çocuğuyla gitti. Dedim demek ki beni iyice şey ettin, soğudun. Ha, ben yine de seviyordum ama yine de gidiyordu ona, Hüseyin'e. Eşini seviyor muydun yoksa hala seviyor musun? Hala da seviyorum. Hala seviyorsun. Ha, seviyorum, ha bunluk gelsin. Ha, suçlu kimse o suçun şeysi gelsin. Peki Hüseyin'le birlikte olmasını, sevgilisiyle birlikte olmasını nasıl bu kadar rahat kabullendin? Bilemiyorum ki Didem Hanım. Hani çok seviyordum, hani nasıl anlatayım bilmiyorum ki ne. Anlat. Ha, ben hani kötü bir şey yapmadım ona. Ha, birkaç sefer işte kavga ettiğimiz oldu. Ondan sonra iç. Hüseyin'i alıp senin yanına gelebiliyor. Daha doğrusu sen o, yani bu ikinizi yüzleştirebiliyor. Nasıl oldu bu? Ama o zaman şeydi, darp vapuru vardı. Ben çünkü bir şey yapamayacağım diye Hüseyin'i getiriyordu bana. Hani bir şey yapamayacağım diye Hüseyin'i öyle getiriyordu. Darp vapuru olmasa yani orada beni dövecek miydin? E ne yapayım? Elini mi öpeceğim? 27 Haziran'da öpe yazmışsın neredeyse. Aynı parkta oturup konuşmuşsunuz. Orada işte onu, bunu da seçmedi o zaman. Mine'ye saldırdın o parkta sen. Bunu da seçmedi. Mine'ye saldırdın mı o parkta? Saldırmadım, sadece telefonu almaya çalıştım. Bak Hüseyin de söyledi. Peki, Mine diyor. Seni daha önce terk ettiğinde, gittiğinde evi boşaltmıyorsun. Yoldayı ama bu falan. Kez, bu evet. Sefer Mine kaybolduktan sonra evi neden boşalttın? Mine Ağustos'un 19'unda kayboldu. Ben Kasım'ın 15'inde boşalttım. Hani gelir döner diye. Hani içinde boşalsam hani bir şey anlayacaklar. Daha önce de 2-3 ay gidiyor yani şeyden beri sürekli gidiyor, bir yere gidiyor. ama evi boşaltmıyorsun ama bu kez evi boşaltıyorsun. Neden? Ama evde duran olmayınca ben annem bile geliyordum köye. Mine'nin bir daha geri dönmeyeceğini mi düşündün? Ben 4 ay falan bekledim. Hani şey etmiyor diye, gelmiyor, şey etmiyor diye. Bir daha Mine'nin geri dönemeyeceğini mi düşündün? Yok öyle şey etmedim ben, düşünmedim. Beni ev sahibi aradı. Dedi ev sahibi aradı. Hiç eve gelip gitmiyormuşsunuz dedi. Hani yukarı yandaki komşu dedi, tutacağımış evi dedi. Dedim ben söyleyemiyorum dedim. Ben hani boşaltmak istemiyorum. Hani kalmıyorum ama dedim. Hani boşaltmak istemiyorum dedim. Ama boşaltmışsın. Boşalttım ben. Durmuyordum çünkü. Neden o evde kalmak istemedin? Sen de kalmak istememişsin. Yalnız ben nasıl kalayım orada? Çocuk köyde. Ben köye gidip geliyordum komşularımla. Boş yere kira ödüyorsun ki. Kalabilirdin. Belki Mine geri dönerdi. Geri döner diyorsun ya. Belki geri gelirdi Mine. Gelmedi. 4 ay bekledim zaten Didem Hanım. Dönmeyeceğini biliyor muydun? Belki şu kapıdan girecek şimdi. Ne var girse? Hani kimse suçunu çeksin. Peki Mine kaybolduktan sonra çocuğunu yurda vermek istediğini konuşmuşsun etrafındakilere. Evet öyle dediler. Hani arkadaşlarım verdi hatta bu aklı. Dedi niye kayınengelim orada, babaengelim orada rezil olur. Hani yurda ve yurtta hani şey gibi olsun dedi. Sen çünkü çalışıyorsun dedi. Şimdi Mine daha önce de aslında evden gitmiş. Gerçi o zaman çocuğuyla beraber gitmiş. Evet. Bu kez çocuğunu başkaları akıl vermiş olsa bile Taha'yı neden yurda vermek istedi? Onu bilmiyorum ki ne. Kendin de bakabilirdin. Söyleyebilirdin annemgile verin benim çocuğumu. Ben kendim bakacağım diye. Annesiyle kalıyor zaten. Annesiyle kalıyor şimdi çocuk. Annesiyle nasıl öğretmiş? Nasıl bir hani terbiyeli çocuk öğretmişler. Ama ben buradan gidince çocuğumu alacağım. Çocuğum velaya gitti ben de zaten. Çocuğumu alacağım ben. Zahmet çocuğu olur. Neden yurda vermek istedin? Çocuğum işte çalışıyorum diye. Çalışıyorum diye vermek istedim. Kimse ilgilenemeyecek diye. Filiz bakabilir. Filiz'in zaten karnında bir çocuk var. Kendi çocuğu da var. Annem bakabilir. Sen bakabilirsin. Ama çalışıyorum. Ama her akşam köydesin. Tamam her akşam köyde. Mine hayattaysa bak Mine hayattaysa gelip evet. O çocuğunu alacak yani. Kesinlikle. Tamam. Hayfuncuğum biraz sessiz olmanı istirham ediyorum. Çok rica ediyorum. Mine hayattaysa gelip çocuğunu alacak. Tamam. Mine hayatta değil mi? Bilmiyorum işte Didem Hanım. Bilmiyorum. Ben zaten yurda versem hani annesi ortaya çıktı mı çocuğu geri alacağız diye seçerdim. Orada öyle not aldıracaktım. Hani öyle rapor aldıracaktım. Peki Mine kaybolduktan sonra senin sevgilin oldu mu? Mine kaybolduktan sonra bir buçuk ay sonra ne oldu? Kim oldu? Sevgilin kimdi? Ya çalıştığım yerden bir arkadaştı. Adı Yasemin mi? Yasemin evet. Ne çabuk sevgilin oldu Mine'yi bu kadar çok seviyorsa? Ya ben dertleşmek için şey ettim onu. Ha kendiniz sorabilirsiniz. Evlenme planları yapmışsın ama. Ama ben o evlenem diyordu, nikahlanam diyordu. Ben diyordum eşim gelmeden, boşanmadan ben evlenemem diyordum.
Şimdi Mine son gelişinde seninle aynı evde olmak istemediğini söylüyor. Uzaklaştırma kararı da var. Ama neden ısrarlı o eve girmek istedi? Nasıl anlamadın dedim ona? Mine son gelişinde, evet, en son geldiğinde senin o evde, yani bu sünnet olduğunda, yalnız beraber kalmak istemediğini söylüyor. Öyle bir şey değil, yani istiyor ama da. Uzaklaştırma kararı da var. Bir uzaklaştırma kararı da var sende. Ama uzaklaştırma kararını arkadaşın yanına gidiş etti. Benim evimde değil. Ama ben kendim senin de hakkında bir uzaklaştırma kararı var sonuçta. Vardı ama benim, ben kendim de kalmak için. O... Peki neden o evde ısrarlı girmek istedin, kaldın? Ya çocuğum da vardı. Çocuğum yani sen Filiz'in yanında kalabilirdin. Ondan sonra yani daha öncesinde o eve doğru düzgün gidip kalmamışsın bile. Şey yokken, Mine yokken. Ya çocuğum vardı, eve gidip kalıyordum. Neden o evde kalmak istedin? Özellikle Mine ile neden o evde olmak istedin? Barışırız falan filan diye şey ettim. Barışırız diye. O iki, ne kadar birlikte kaldınız kaybolmadan önce? Bir hafta, iki hafta? Bir hafta değil ya, 3-4 gün falan. 3-4 gün? Evet. Daha öncesinde gitmedin orada. Peki daha... Mine o evde yokken o eve girip geliyor muydu? Gidip Mine yokken mi? Evet. Mine yokken 3 sefer falan bir elbiselerimi almak için gittim. Çok gitmemişsin. Ya 2-3 sefer, 3-4 sefer falan gittim. Şimdi kaybolduğun gece, Mine'nin kaybolduğu gece telefonunun şarjda olduğunu söylemiştin. Evet, benim yani başucumda şarjdaydı. Ben uyudukken yere almış, kendi niye uydukları odaya çekmiş. Hüseyin sana ne demişti telefonla ilgili? Telefonu almış, sabah kalktım telefonu bulamadım, aradım koltuğun altında şarjı bitik bir şekilde, şarj aletinden bir. Orada gördüm, oradan aldım, şarjda taktım telefonu demişti. Çünkü ben... Telefonum şarjda mıydı? Benim telefonum şarjdaydı. Çünkü niye onunla uyanıyordum ben? Senin telefonun şarjlarsa eğer, evet, daha sonra şarjı bitik halde Mine'nin olduğu yerde nasıl buluyorsun şarjım telefonu? Şarjım bitik halde değil Didem Hanım. Öyle değil miydi sen, öyle değil mi? Evet, öyle şarjı söyledi, bitik halde, öyle dedin. Halde. Şimdi koltuğun altında buldum, şarj aleti de yanındaydı dedin. Mine'nin telefonu da kapının kenarına ters kapalı düşmüş dedin. Burada öyle demedi benim... ama. Hı? Burada öyle demedi. Burada öyle demedi. Telefon o gece neredeydi? Benim kendi telefonum. Kendi telefonum benim başucumdaydı, şarjdaydı. Oradan ben uyudukça geri kendi odasına almış. Hı. Kendi odasına. Kim ile konuştu, kim şey etti bilmiyorum işte. Hani oralarını hatırlamıyorum. O kadar hatırlamıyorum hani. Nasıl hatırlamıyorsun ya? 4 ay önce olmuş. 4 ay işte, hani niye uyuyunca. Ben uyudum, ondan sonra hani şey etmedim, duymadım. Ama Hüseyin'e bambaşka bir şey söylüyorsun. Niye öyle farklı şeyler söylüyorsun? Bir de müsaade var mı Didem Hanım? Tabii. Şimdi Mine'nin telefonuna Instagram, TikTok indirmiş, benim telefondan bağlanmış, gece onu oynuyordu dedi. Şimdi Mine'nin telefonunda da ekran kilidi var. Yani bunu da ben biliyorum, bana söylemedi ama. Yani bunu bana söylemedi ama. Hı-hı. Ben biliyordum evet, yani bunu. Tamam. Elimizdeki ses kayıtlarını teker teker yayınlayacağız. Şimdi sen Mine'ye muska yaptırmışsın. Muska diyelim, aslında muska değil de. Dua okutturuyorsun sözde bir hocaya. Didem Hanım, ben sadece hani eşim... Hocalara da sorabiliriz. Ama ses kayıtları öyle demiyor. Tamam, şey, dinleyelim. Hazır mısın ses kayıtlarını dinlemeye? Bir nolu ses kaydı gelsin ekranlara. Playback'i yükseltelim. Biraz da bir ses dipten geliyor. Altta yazı olarak da yazdık. Okuyabilirsiniz, duyabilirsiniz sevgili izleyiciler. Şu anda 4 aydır kayıp olan Mine ve kocasının ses kayıtları. Önce bir nolu ses kaydı gelsin ekranlara. Pişman olup ama dedim, bir daha dedim, hanıma dedim, buna gel kaldım ama tükürmeyeceğim bile yüzüne dedim ya. Şimdi ne şey bunlar şimdi? Geri dönmek için mi? Geri dönmek için değil, ikimizi sakinleştirmek için, sakin olmak için. Sakiniz ki zaten, sakin sakin konuşmuyor mu artık biz seninle? Görüş. Ne bu, anlamadım ki. Ay, kötü o kalıplarda şey. Ne yazıyordu o arkalarında? O şey işte, Arapça, arkası Arapça, ünlü şey. Birinin dudular, oğlum var zile, kızım var zile, onun dudan. Çocuğun dedi yani böyle saç tüyüyle daha doğrusu onu dedi. Öyle, yapacağım bir kürtü bana dedi. Ama hanımın görmemesi lazım dedi. Bilmem bir doğru bir şey yani. Hanım görmeyecek bunu. Hanımı göstermeden yapman lazım. Sen bana ben görmeyeceğim. Ya, onları yaktın görmesin gibi. Niye ben görmüyorum ki? İşte bana yapılan bir işte. Değil işte ya. Hanımın çocuğun senden başlayıp ben veriyorum diye ben sen diyeceğim gibi.
Ben de senden. O arkandaki hoca mıydı? Kimse? Burada. Kimdi o? Şurada ya. Mustafa'nın arkadaşıyla. O götürdü başı ya. Mustafa abi gibi mi buldu sana hoca? Mustafa abi ya. Şey. Abi böyle. Diyorsun ki daha doğrusu geri dönmek için değil, ikimizi sakinleştirmek için, sakin olmak için. Mesela diyorsun ben sana bir şey deyince küsüp öteki eve gidiyorsun. Ondan sonra çocuğun senden başkasını benden ne diyor? Senden başkasını sen sevmeyeceksin, ben de senden başkasını sevmeyeceğim diye gidiyorsun sözde bir hocaya. Ya sen yapıyorsun yani. Ona muska yaptı diye gitmiyorsun. Mine sana sadakatli davransın diye bir şeyler yapıyorsun. İdem Hanım, o hocayı bu ses kaydı öyle söylüyor. İdem Hanım, o hocayı da arayıp sonra şey edebiliriz. Ama ses kayıtları ortada. Tamam, o hocayı da sorabiliriz ya. E sen söylüyorsun Mine. Tamam, söyleyebiliriz de. Ne o hocayı sen soralım mesela. Ya canım benim, sizin ikinizin, senin karının ve senin ses kaydın. Kocası değil misin? Kocası ses, evet. O ses senin sesin değil mi? Benim. Evet. Ama ben hocayı öyle anlatmıyorum işte. Niye hoca, hoca dedi ki eşin görmeyecek bunu ama dedi. Eşin görmeyecek, görmeden yapacaksın dedi. Gördü mü peki? Buldu mu da bu konuşmayı yaptınız? Nasıl? Buldu mu? Ya evde bir şey mi buldu diyor yani. Hoca dedi evinizde dedi böyle domuz yağı var dedi. Seni eşinle soğutmak için uğraştılar dedi. Hayır diyor ki Selma Hanım, sen mi eşine söyledin işte sana işte muska yapıyorlar. Sana işte işte sürekli Hüseyin'e oraya buraya git diye sana bazı... Sen mi söyledin, Mine mi sana söyledi? Sen Mine'ye söylemişsin galiba. Evet, Mine'ye evet öyle söyledim. Sen dedim, hani hocalı getirmişler dedim. Ben hocaya baktırdım dedim. Hoca böyle 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 dedim. Bilmiyorum hoca da yalan mı, gerçek mi öyle şey etti bana. İkinci hocam. Ses kaydı gelsin ekranlara. İkin olur. Dün gittiğin yer neresiydi? Hoca mıydı? Hocaya mı gittin dün? Hoca gittim, hoca buraya gelmiş, şurada. Bunu park etmiş, burada o park şeyde. Böyle bir adam, dedi yarın geldi de, alayım dedi. Bu adam yok mu lan? Bir yanında karısı kızmıyor. Ama adam bir gördüm dedi. Gördüm dedi. Hatta bu şey, hanım ikisi boşanmışlar, 8 ay kalaştırmış. 8 ay boşanmışlar, eve gitmiş çocuklarına. Çocuklarına iyice, bu hocaya şey etmiş, pardon, hocam böyle benim şeyim diye. Bunu bir şey yapma. Ana yapmamış, 2 gün sonra demiş hanımın gelecek bak demiş. Hanımın gelecek diyor, seni böyle şeker gibi davranacak demiş. Şeker gibi davranacak. Sen ona iyi davranacak, o sene. Hocam biz boşandık, daha mı yapacak? İmamlık ayını ilk kıyacaksın demiş. Ondan sonra resmi bir kayın diyecek demiş. Öğrenince tamam. Şey etmiş, sabah işe gideceksin diyor. Sabah günü kapı çalıyor, tak 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 tak, bir daha tak tak tak, bir daha tak 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 diyor. Yavaştır, boncuk, sakın şey baksırma diyor. Yavaştır diyor, hanım, aşkım ben geldim deyince diyor. Bir anda çok anlıyor. Ben burada evde kalayım diye mi, gitmeyeyim diye mi yapılan bir şey bu? Hayır ya, böyle bir şey mi oluyor ya? Hayır bebeğim. Mine'nin sesini duyunca ne düşündün? Nasıl? Mine'nin sesini duyunca ne düşündün? Bir şey düşünmedim. Bir daldın gittin. Yazılar okuyordum. Yazılar hani okuyordum. Hani okuman yoktu, biraz önce okumadın oradaki kağıtta. Şeydeki hocanın şey ettiklerini ama. Hocanın şey ettiklerini ekrandan okuyordum. Mithat, efendim? Mine'yi özledin mi? Nasıl? Mine'yi özledin mi? Mine'yi özledim tabii. En çok nesini özledin? En çok nesini özledim? Şimdi nasıl diyeyim ki Didem Hanım? En çok sesini özledim deyince. Sesini özledin? Ya sesini özledim. Hani yanımda durmasını özledim. Bir daha sence Mine'nin sesini duyacak mısın? İşte ben yaşadığını öyle olduğunu bilmiyorum ki ne. Hani yaşayıp öyle olduğunu bilmiyorum ki ne. Öyle olduğunu bilmiyorum zaten, diyorsun. Zaten hani bilsem zaten buraya niye çıkayım? O zaman derdim ben. Beni öldürdüm, ben şey ettim derdim. Selma'cığım, ikin ol ses kaydı. Kendisi bulmuş gibi görünüyor. Bunun, evet. Bunun için mi yaptırdın diyor. Bulmuş sanki. Evde, bir şey bulmuş evde. Mine bir şey bulmuş. Senin onun için yaptırdığını fark etmiş. Gibi. Evet, bir muska evet, bir şey yaptı. Arapça yazılar var. Arapça yazılar değil mi? Bir şeyler bulmuş evde Mine. Arapça vallahi bilmiyorum ki ya. Dinle bana. Hı? Ne buldu Mine evde? Arapça. Beşkele su dedi, o oradan gelmedi mi? İşte hoca suyun içine at, suyun içine at dedi. Bunu dedi eşin, sen oğlun içecek dedi. Hani yaptın mı peki? Yaptım ama eşim içmedi.
Ben bir bardak içtim, ben ondan sonra döktüm. Zorla içirmek istedin ona yani. Zorla içirmek istemedim. Ben hatta kendi de gördü hatta. Diyorsun ki senin için ya yemin ediyorum kendimde bir hata olsa vallahi bak eğer giderim diyorsun. Varsa benim eksikliğim sırf senin için giderim diyorsun. Ben hani hocalık oldu diye şettim bunu. Ben seni kaybetmek istemiyorum diyorsun. Ya insan yuvasının bozulmasını ister mi? İstemez. Bana Mine yanlış değiştiğini söyledi ama Özlem Hanım. Hı? Bana Mine yanlış değiştiğini söyledi. Yanlışlıkla içtiğini söyledi. Evet. Üç nolu ses kaydı gelsin. Nesini düşüneceğim Metin? Biz geçen gün oturduk konuştuk. Ben zengin edeyim istemiyorum. Allah aşkına yapma böyle hocalara gitme. Senin için. Yapma Allah aşkına ya. Senin için ya. Yemin ederim kendim böyle bir hata olsa bak vallahi billahi gidersem. Olsun olsun dedim eksikliğim. Sırf senin için diyorum ya. Neden gittin sözde hocalara? Bunu senin aklına kim soktu? Ya hani benden sürekli soğuk davranıyor ya. Ben onun için gittim. Dedim hani bir sorayım dedim. Hani ya kim söyledi sana bunu ya? Bunu kim söyledi bana? Vallahi hatırlamıyorum şimdi. Bak Mithatçığım, Mine'yi kaybetmemek için sözde hocalara bile gidiyorsun. Evet. Onlardan medet umuyorsun. Doğru mu? Doğru. Peki şimdi arkasından da işte ben zaten Hüseyin'in yanına gidecekti. Ondan boşanacaktım diyorsun. Nasıl bu kadar kolay vazgeçiyorsun Mine'den? Ne diyeyim ki şimdi? Ya benim suçum yani ben öldürüp atmadım, bir şey etmedim. Abi tamam benim evden gitti diyorsunuz ama hani bunun bir hani kanadı bir şey olması lazım. Ay şunu merak ediyorum. Tamam. Bak sen eşinin senden gitmemesi için sözde hocalara gidiyorsun. İşte bir şeyler ritüeller bir şeyler yapıyorsun. Hüseyin'e gitmemesini istiyorsun. Ama arkasından yani nasıl bu kadar ya yani Hüseyin'e gitmemesi için değil. Gitmesin bende kalsın diye şey etmedim. Diyorsun ki senin için gidiyorum diyorsun. Seni kaybetmek istemiyorum diyorsun. Seni kaybetmek istemiyorum diye sözde hocalara gidiyorsun. Sonra da Hüseyin'e gitmesine rıza gösteriyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Sana anlatmaya çalışıyorsun. Diyorsun, anladın mı? Benim bildiğim de şöyle. Muska diyelim bizi. Basıyor musunuz arkadaşlar? Basıyorsunuz değil mi? Muska diyelim de. İşte. Rütü kuralları gereği. Muska kelimesini kullanabilir miyiz? Böyle garip bazı işte kelimeleri icat ediyoruz yani. Aslı başka bir şey de. Muska diyelim yani. İşte evet. Muska var diyor. İşte gidip hocaya bunu çözdürelim diyor. İşte hatta diyordu ki bana kanka diyordu eve gelince diyordu bir daralıyorum diyordu. Diyordu. Ama onun bahanesiyle gidip bence Mine'ye muska yaptırıyor. Hayır, ona bahane ediyor. Oraya girdim bittiğim anı bana da öyle bir şeyler oluyor. Ya sen çocuğu eve sünnet için getiriyorsun ya. Tamam. Yaralı iyileşsin buradan sonra gidersin diyorsun. Evet. Sen Mine'yi o evde neden tuttun ve sen onunla beraber neden kaldın? Zaten Hüseyin'e gidecek yani onu kaybetmemek için sen muskalar yaptırıyorsun, sözlü hocalara gidiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ne oldu da? İşte o gün vazgeçtin. O gün ne oldu da bilmiyorum neden kaldım. Aslında o gün köye gidecektim ben. Neden gitmedim bilmiyorum. Bir plan mı yaptın? Yok plan yapmadım. Plan falan yapmadım. Hüseyin bir arkadaşına geçti. Korna çaldı geçti bize. Hı. Ben Mine'ye aşağıdaydım ben. Mine dedi, Mine'ye dedim ben bu Hüseyin ne yapıyor burada dedim. Ne haberin var? O zaman telefonu yok diyor Mine'nin. Ondan sonra Hüseyin beni aradı. Mine'ye ver dedi. Mine'ye ver deyince ben aşağıdaydım motorun yanında. Mine'ye verdim yukarı. Mutfak şeyine balkonda dedi Mine. Ondan sonra... Birazdan evden canlı yayın yapacağız. Hazırlar mısınız lütfen? Büşra hazır olsun. Ondan sonra balkonda o şey etti, konuştu. Ben motorun yanındaydım. Çocuğumla. Çocuk hatta parkta oynaşıyordu. Evet. Ondan sonra Hüseyin'e bir arkadaşı vardı. İşte, arkadaşını Goma'ya git diyelim. Bir yarım saat içine bile geldi. Ama 7-7.30 gibi falan buluştular. Hüseyin diye 10-10.30 gibi buluştu ya. 9.30-10 gibi buluştu ya. Hatta karanlık falan değildi o zaman. Gece değildi. Karanlık değildi mesela. Benim arabanın... Ulan farı neden yanıyor kocaman? Ben gözüm görmüyor mu gündüzleri bilmiyorum ki. Hani bir kamera varsa hani ben mi yanlış hatırlıyorum? Var zaten onun gerçeği var işte gelecek. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu mu yanlış hatırlıyor? Bilemiyorum işte. Sonra?
Ondan sonra gittim yani çocuğu kucaklayarak. Ya hani bu kadar küstahlık olur mu dedim. Bu kadar küstahlık olur mu dedim. Evet. Dedim tamam dedim. Çocuk ayrılıyor. İyileşsin. Ayrılalım dedim. Ona geldim. Ahmet'e mi varacaksın? Mehmet'e mi varacaksın? Kime varacaksan var dedim. Zaten ayrılacağını söylemiş. Boşama davası açmış. Daha neyi sorguluyorsun ki anlamadım. İşte boşama davası açtı da davanın ne zaman olduğu belli daha. Davayı açtım ama diyor. Daha sonuçlanmadı diyor. Kendi açtı yani. Ben gidip hani dava falan açmadım. Titem abi bir şey sorabilir miyim? Sor. Mithat, Minez senin evinde kalmayı neden kabul etti? Sen ne dedin? Hüseyin'le birlikte oldun, köyde duyulmasın, adım çıkıyor, herkes bana soruyor. Boşanasıya kadar benim evde kalsınlar. Ben eve sadece gelip giderim, eşyalarımı Mine şeyden verir, balkondan verir, çocuğumu görer, giderim. Denmedi mi? Dendi ama ben de neden kaldım? Beni dedim evden atınca dedim tekrar Hüseyin çağırır. Bak Hüseyin ben mesela işteyken ben Hüseyin'i bilmezken Hüseyin sürekli benim eve gelmiş. Ben ondan şey ettim. Ne zaman öğrendin? Nasıl? Ne zaman öğrendin Hüseyin gelip orada kaldığını? İşte bu Haziran ayında. Ama zaten kız yani tamam da onun üzerinden geçmiş biz Ağustos'un 18'inden bahsediyoruz. Hüseyin'in orada kaldığını ben burada söyleyince öğrenmedin mi sen? Burada söyleyince mi öğrendim? Ben o zaman işte şey deniyor. Parkta buluştuğumuzda öğrendim. Onu da dün de söyledim. Öndük günü de söyledim. Hani durmadan aynı şeyleri soruyoruz. Ben şeyim, karıştırıyorum Mine, ben. Mine seni aşağılıyor muydu? Terbiyesiz laflar ediyordu ben. Ne diyor? Şeyler konuşuyordu. Küfürle de konuşuyordu. Hatta küfürlü konuşuyordu. O kadar seni aşağılıyor. Sen niye onunla birlikte olmak istiyordun ki Mithat? Neden? Seviyordum. Seviyordum işte. Başkasına yar etmeyecek kadar seviyordun. Sana göre sevgi öyle ya. Ya şimdi hani niye beni öldürüp attığımızı şey diyorsun siz. Ha ben onu düşünüyorum artık. Ben bak olanları aynısını anlattım. Akşam teki gidelim. Hüseyin gitti. Tamam. Sen önce... Sen gittin sonra arkadan Mine ben, geldi. Ya, ben oğlumla çıktım kucaklayıp gittim eve. 5 dakika sonra Mine geldi. Mine geldi arkamdan. Saat kaçtı? O geceye gerekirse 100 kere soracağım ben. O gece saat kaçtı? Söyle bakayım. O gün saat kaçtı? 7-7.30 buluşunda 8 gibi. 9 diyor Hüseyin 9 diyor ya. İşte saatini bak ben 6-6.30'da geldim. 6-6.30'da geldin de Hüseyin de sevgilisi de 9-9.30'da gelmiş. İşte tamam bir kamera kaydı var. Ben hani bak tam saatini hatırlamıyorum. Tam saatini hatırlamıyorum. Arabanın farları çıktı diyor. Ben farını falan görmedim. O görmüş. Açıkmış. Karanlık mıydı? Karanlıktı dedim hanım ya. Allah aşkına ben yani arabayı ben kullanıyorum yani. Ben kullan yani sağda değilim ben uyuyakaldım demiyorum. 9'da da Ağustos ayından bahsediyoruz. Hava tam da kararlılığını söyleyemeyiz. Ama, daha da ileride 9.30 gibi falan ona doğru olabilir mi? İşte dedim ben Mine'yi 9.30'da 9.30 10 gibi dedi bak. Tamam 9.30. Sen diyorsun ki yani farları hatırlamıyorum diyorsun. Mithat ne diyorsun sen ya? Hadi yukarı çık saat oldu 10. Tamam mı? Tamam. Eve gidince ne yaptınız? Eve gidince ona gel içtik. 2 tane kahve yaptı. Evet. Sonra? Ondan sonra diyor, biraz konuşunca bu hani bir şey etti bana. Kahve sen mi yaptın o mu yaptı? O yaptı. Ben odamdaydım. Yukarı çıktık. Tamam mı? Evet. Daha doğrusu evine çıktın. Tamam. Kaç oda kaç salon? Bir yatak odası bir normal oda 3+1. 3+1. 3+1. Üzerinde hangi kıyafetler vardı? Benim mi? Onun. Onun hangi kıyafetler vardı? Hangisi vardı? Siyah bir şey vardı, tişörtü vardı. Siyah bir tişörtü vardı. Siyah vardı. Ondan sonra ayağında kırmızı çorap vardı. Kırmızı çorap. Bir de ne vardı? Beyaz bir pijaması vardı. Beyaz bir hani tişört gibi de. Tişört dedim ya. Pijama mı diyorlar? Pijama. O vardı. Beyaz pijama? Beyazdı. Ayağında terlik var mıydı? İçeride. İçeriden oradan gelirken terlik vardı ben. Terlik vardı. İçeride evet. Terlik kullanmıyor. İçeride terlik kullanmıyor. Siyah tişört. Siyah tişört. Beyaz eşofman. Evet. Kırmızı çorap. Kırmızı evet. Küçük çoraplar. Ağustos çorap yalnız. Çorap. Patik çorap diyorlar. Ne diyorlar? Ondan. Ağustos ayı. Evet. Çorap sürekli giyiyordum yine. Ben çorap giymem. Hani o sürekli çorap giyiyordu Ağustos olsa. Ya o kadar gerilmişsin. Hüseyin gelmiş, sevgilisi gelmiş, sen kızmışsın. Sana kahve mi yapsın? Evet.
Hatta yani chatler de, memur arkadaşlar kontrol etti de. Yukarı çıktım yine. Önce gidip kahveyi yaptı. Biraz konuştuk, o beni bağırdı, şey etti. Hayır, bir şey bak, o kadar hızlı geçmemiştir. Tamam. Geldik, kahve içtik, bilmem ne oldu. Bir de zobana, bir hop hurra yatağa gittik. Sabah bir kalktım 4:30. Her dakikayı konuşacağız. Yukarı çıktın. Tamam. Tamam mı? Mine'nin ayağında kırmızı şey, patiği diyelim. Tamam. Beyaz eşofmanı. Üzerinde de siyah tişörtü vardı. Evet, doğru. Tamam canım. Sonra içeri geldi, kapıyı açtı. İçeri geldi. Çocuk nerede, sen neredesin? Çocuk nerede? Çocuk televizyon odadaydı. Televizyon odası. Çocuk evet, televizyon odaya şey ettiydim. Çocuğu oraya koymuştun ve televizyonu açmıştın. Televizyonu açmadım. Televizyonu odadaydı. Televizyonu odadaydı. Evet. Ne yapıyordu çocuk orada? Çocuk orada ne yapıyordu? Sünnetli yani oturuyordu. Oturuyordu. Hani şey demiyordu. Kapı kilitli miydi? Kapı kilitli değildi canım ya. Kilitli değildi. Kapı kilitli değildi. Çocuk daha uzmamıştı. Kilit yoktu zaten kapılarda. Sadece bir dış kapının kilidi vardı. Tamam. Yani iç kapıların kilidi yoktu. Kapıyı çekili miydi? Odanın kapısı çekili miydi? Kapının odası çekil değildi. Tamam. Çekil değildi. Çocuk sizin konuştuklarınızı duyuyordu. Evet. Görüyordu sizi. Evet. Tamam. Gitti. Hatta bir kahve annesi, yapayım ben dedi. Sonra annesi... Bir dakika Hüseyin, Mine kahve içmeyi sever mi? İçerdi. Kahve yaptı. Kendine de ikiniz birer kahve içtiniz. Evet. Konuşuyorsunuz. Ne, hangi konuda konuştunuz? Ne konusu konuştuk? Ben dedim ne konuştunuz Hüseyin'e dedim. Ne yapacaksın falan filan dedi işte. Ne yapacaksın hani ne edeceksin sen dedi. Yarın işte şey diyor. Ne dedi o? Yarın ne edeceğiz dedi o. Çocuğu şey kontrol mü götüreceğiz dedi. Bir apartada şeyler dedi. Apartada çıkacaktık. Biz onu da söylemiştir sana. Apart falan demedi. Çocuğu falan kontrole götüreceğiz. Onu falan konuştuk dedi. Başka ne konuştunuz? Başka neyle? İşte kahve içtik ondan sonra. Taha ben uyuyacağım falan filan demeye başladı. Hı. Ona göre uyudu. O Mine de gitti arkasına. Taha kendisi mi uyudu? Çocuk kendisi mi uyur? Yok. Annesinle uyudu. Ya. Benimle uyumadı. Annesinle o adı da uyudu. Televizyon odada. Mithat'la boşanma aşamasında tamam. Ama bir yandan Hüseyin de sevgili. Hüseyin de diyor ki 1,5 yıl boyunca ben zaten Mithat'a bırakmadım. Ya Mithat'a dönsün, beni bıraksın. Çok da onu sevmedim. Evliliği bozulmasın işte diye bir mücadele verdim. Ondan sonra ama yani evliliğinin, çok özür dilerim, Mithat'la olan evliliğinin, birazdan Büşra'ya geleceğim, Büşra'yı birazdan göreceğiz, Büşra'cığım sen rahat olabilirsin. Dolayısıyla tam da göbeğindesin yani, niye bu kadar içindesin Hüseyin, neden girmedim işte içine, artık çıkamadım mı diyeyim, nasıl bir yanlışın içinde olduğumu daha sonra fark ettim ben. Ne zaman fark ettim bir yıldan sonra fark ettim yani. Ve çıkamadın mı? Kurtulamadın mı? Aslında Mine'nin Mithat'a dönmesini istemişsin. Ben sürekli söylüyorum. Çocuk ayrılacağım diyordu. Hı. Diyordum ki ayrılma, çocuk var. Sürekli bunu söylüyordum yani. Mithat? Sen samimi buluyor musun Hüseyin? Yoksa aslında Mine'yi senden koparmak mı istiyordu? Vallahi şimdi ne diyeyim Didem Hanım? Bunları biliyor muydun? Hüseyin'in Mine'yi sana döndürmeye çalıştığını biliyor muydun? Bilmiyordum. O yüzden şaşırdın değil mi? Ha, bilmiyordum. Peki ben Mithat'tan koparacak olsam Mine'yi, Mine benden neden çocuk istesin? Hamile miydi acaba Mine? Değildir büyük ihtimalle, benden diyordu yani sürekli senden bir çocuğum olsun. Ay bir dakika, söylüyordu. bir dakika ya. Ertesi gün çünkü 19'una mı, Doğanay hangisiydi ya? 19'una ya da 20'sine kadın doğuma bir randevu almış. Mine hamile miydi acaba? Yok, kadın doğumu aldığı randevu valla başka şeyden dolayı biliyorum ama bundan dolayı değildi. Başka bir rahatsızlıktan dolayı. Evet. Hamile olduğunu düşünmüyorum ama. Hamile olabilir mi? Onu düşünmüyorum ama bunu Mithat'a da söyledi zaten. Ne dedi sana Mithat? Ben mesela benden çocuk istedim, Mithat da biliyordu. Ben de randevu aldım, bir şey etmedim. Bilmiyordum. Randevu değil, benden hani... Çocuk yapmak istediğini biliyor muydu? Yani... Ha söylemişti. Ne zaman söyledi sana? Bu niye? 27 Haziran öğrendik bunun Hüseyin olduğunu öğrendikten sonra. Öğrendikten sonra Hüseyin'den bir çocuk sahibi olmak istediğini, yani bir evladı olsun istemiş. Sen bunu duyunca ne yaptın? Ben bunu duyunca çünkü bir şey yapamaz diye zaten darp rapora şey etmiş. Ben hani öyle hani onu yaralayacak kadar bir darp yapmadım. Sadece üzerine hani bir iki tokat vurdum. O da bana vurdu. Darp raporu öyle demiyor ama. Darp raporu öyle demiyor. Değil mi Buse? Tekme falan attı. Başka, sen gördün mü? Gördüm tabii. O sırada Buse yanında mıydı?
Yapma falan ben yapmadım. Yanındaydım. Tayfun yanındaydı. Tabii bir şey yapmadınız mı hiçbiriniz ya? Alamadınız mı kızı? Engellemi benim üstüme de yürüdü kendisi. Ama yalan söyledi. Mine dedim kapıyı çaldık. Mine burada yok dedi. Tayfun da dedi yok diyecek. Tayfun da dedi terlikleri burada. Dövmeye gitmişsin tabii yok diyecek. Tayfun da terlikleri burada. Abam biz çocuğu almaya gittik. Tayfun'a sorabilirsiniz. Çocuğu almaya gittin. Niye Mine'yi darp ettin o zaman? Çocuğu vermedi. Demem çocuğu vermeyeceğim. Alamazsın ki vermiyorsa alamazsın. Annesi o. Zorla mı alacaksın? Böyle mi alınır yani? Ya çocuğu çok sevseniz çocuğu, zaten darp etmezdim çocuğu. Çocuğu alıp gidince Didem Hanım arkamızdan peşimizden gel dedim ben. Ya ben çocuğa bu kadar düşkünsen eğer tamam çocuğu darp etmezsin bu bir. Çocuğu da darp etmişsin. Ya boşanma dilekçesin var. İkincisi çocuğuna bu kadar düşkünsün. Evet. Ertesi gün Hüseyin'le beraber ikinize de bu soruyu soruyorum. Senin çocuğun değil onun çocuğu. Önce sana sorayım. Evet. Ya Allah aşkına çocuğu kontrole sünnetten sonra yani 19'unda kaybolmasa sabahtan çocuğun randevusu var hastaneye siz götüreceksiniz. Sen niye götürüyorsun? Çocuk benim değil ama Mine ile aramda bir ilişki olduğu için mesela dolmuşsa gidemez diye düşünerekten ben bunu teklif ama sorayım. çocuk gidebilecek durumda aslında. Babası onunla ilgili... düşünsün. Evet babası düşünsün. Siz niye müdahil oluyorsunuz ki? Niye bu kadar içindesiniz? Doğru bir şey değil ya anormal bir durum var ortada. Bunu götürmem şimdi anormal mi benim söylemem? Evet anormal. Senin çocuğun değil çünkü. Sen iyilik yaptığını mı düşünüyorsun Hüseyin? İyilik değil de mesela yani dolmuşsa olur. Gitmesin dedim yani. Dolmuşsa arabayla gitmesin. Götüreyim ben arabayla götüreyim evet. Dedim. Mithat Mine'nin kocası. Hüseyin de onun sevgilisi, Mine'nin sevgilisi. Bir de Emin vardı biliyorsunuz. İki kişiyle aldattığını biliyorduk. Hüseyin dedi ki benden önce başka biri var, başka biri daha olmuş. Yani Mithat'ı daha öncesinde, benden önce de yine Mine aldatmış. O kişiyi bulmaya çalışıyorduk. O kişinin, Mithat'ın ablası Filiz'in kocası Veli olduğu iddiası gündeme geldi. Filiz hatta mısın? Mithat'ın ablası Filiz. Evet hattayım. Tamam. Şimdi hatta da Gamze var. Gamze de Veli diye biriyle Mine'nin arkadaş olduğunu, sevgili olduğunu duymuş. Mine'den duymuş. Şimdi ama o kişi enişte Veli mi yoksa başka biri mi? Ama zaten daha sonrasında da Filiz kocasıyla Veli ile yollarını ayırmış. Mine yüzünden mi ayırdılar? Hayır diyor. Zaten bana çok kötü davranıyordu diyor. Ama Mine'yi de anlamlı bir şekilde koruyormuş Veli. Şimdi Gamze bu kişi enişte Veli mi? Elinde bir bilgi var lütfen açık ve ne söyler misin? Yani ben Veli mi onu bilmiyorum ama bana daha önce Filiz'in kocasının yazdığını söylemişti Mine. Aa, bir dakika Filiz'in kocası Veli Mine'ye mi yazıyor? Evet, Mine bana bunu söylemişti. Ne yazmış peki kocası? Veli. Onu hiç bilmiyorum Didem Hanım. Ne yazdığımla içeriğinle bir bilgim yok ama Filiz'in kocasının yazdığından bir bilgim var. Ne yazdığını görmedim. Sadece duydum Mine'den ben bunu duydum. Ne dedi? Mine tam olarak nasıl ifade etti? Filiz'in kocası da bana yazıyor. Biz böyle muhabbet ediyorduk. Filiz'in kocası da yazıyor bana demişti. Ben de dedim ki neden söylemiyorsun Mithat'a? Git Mithat'a bunu söyle. O da dedi ki ben bunu söylersem daha kötü şeyler olur dedi. Ben konuştuklarını bilmiyorum. Ben de tamam o zaman sen daha doğrusunu bilirsin dedim. Hiçbir şey karışmadım. Sadece söyledim ona. Mithat'a söylemesini söyledim ya da Filiz'e söyle dedim. Bu olay ne zaman oldu? Yani bu Veli olayını ben 2020 olabilir belki. Mithat daha iyi biliyordur. Şemitler'deki evde konuşuldu bu olay. O zaman sen enişten Veli ile eşin arası bir ilişki olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Mithat? Ama öncesinde biri olduğunu duydun. Biliyorsun. Bir ilişki olduğunu biliyorsun. Ya Hüseyin'den önce biri olduğunu sen burada bize söyledin. Bu kişi Veli miydi? Enişten Veli olduğunu... Bilmiyorum. Didem Hanım bilsem neden şey şimdi mi öğrendin? Evet. Normal mi karşılıyorsun? Böyle çünkü sakinsin. Çünkü önceden 2000... biliyor gibi davranıyorsun. Yok hayır ya. Öyle olsa bu zamana kadar neye uzadayım ben? Fili sen bunu biliyor i̇ki muydun? Sene, iki sene geçmiş ya. Fili sen... Hayır asla. Tamam hadi orada korudu da. Onun sonrasında zaten biz gelip gitme muhabbetimiz bile olmadı ya. Temmuz ayında Temmuz'a kadar, geçen Temmuz'a kadar kocanla beraber misin? O zaman Temmuz ayında mı öğrendiniz siz bu olayı? Hayır biz, ya Veli ile Mine'nin arasında öyle bir şey olacağını aklımızın ucundan bile geçirmedik zaten. Ya özür dilerim ama yazmak ne demek? Yazmak, birileri de öğrenirse kötü bir şey olur demek ne demek? Ne demek yani? Açık hayır, açık. Hayır bilmiyordu ki.
Tamam da. Yani ne oldu? O gece ne oldu da? Yani ya tanıdığı biri geldiyse Taha en azından şunun yanına gitti der, bir şey der yani. Hiçbir şey söylemiyor. Şöyle yapalım. Ben ikinizin çok iyi arkadaş olduğunu biliyorum. Beraber görüntüler de çekiyorduk diyorsun. O görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca Mithat çok tepki gösteriyor muydu? Sen biliyor musun Mithat onu? Birkaç videomuz vardı. Benim de vardı. Çok kızıyormuş mesela TikTok'ta. İlk başta hayır. Ben ilk başlarda kızdığını düşünmüyorum. Birkaç TikTok videolarımız vardı Mine'yle. Onların Çeşme'de oturduğumuz vardı. Benim TikTok'umda. Acaba biri Mithat'ı gaza mı getirdi? Olabilir. Özür dilerim yani amiyane tabirle. Mithat doldurursa çok gelir. Milletle yaşamayı çok sever. İdem Hanım, ben sadece açık hani açık TikTok çekiyorlar ya. Ben o zaman kızardım. Bir gelsin açık ekranlara. Ben... Gamze ile Mine'nin o görüntüleri gelsin ekranlara lütfen. Ay Mine ne hobo. Ay Mine ne hobo. Ay Mine ne hobo. Ay Mine ne hobo. Ay Mine. Ben bir günah yaptırdım. Para ustalarına. Bir ilaç vermiyor. Ustalarına. Ben bir bina yaptırdım. Murat Gül'ün damından atlayamadım. Murat Gül'ün damından atlayamadım. Yaralarım dökümüle toplayamadım. Yaranama, yavrum yaranama. Yaranama, yavrum yarana. Abi ne oldu be? Keşke annemin sözünü dinleseydin. Abi ya ne dedik sana? Dinlemedim. Müziği duymayanlar dans edenleri deli sandılar. O kızın gözleri badamı badamı, o bakışlarıyla deli edir adamı. O kız. Ben çok özledim onu. Özledin. Didem Hanım, ne var ki videolarda açık giyinmelerine kızıyordum diyor. Hiç açık bir şey görüyor musunuz siz? Ben görmüyorum. Ben de görmedim. Görmüyorum. Kızılacak hiçbir şey görmüyorum. Biz ya zaten ikimiz de çok çocuklarımızla beraber büyüyoruz. O da aynı. 26 yaşında zaten şu. 25-26 yaşında. 25-26 yaşında. Çok küçük anne oldu. O da aynı, çok küçük anne oldu. Nesi var diyor Mithat. Videoların nesi, bir tane video var, onu getireceğim ekranlara ama orada Mine ağlıyor. Birazdan izleyeceksiniz onu. Bu videoların nesi var? Nesinden? Biri sana bu videoları, özellikle kardeşin Filiz mi acaba, altına yazılan yorumlardan dolayı mı, o yorumları sana iletince mi sen ona sinirlenmeye başladın? Yok, hayır. Ne var bu videolarda? Eğlenmişler gençler. Ya niye bazıları çok açık şeydi. Böyle göbeği falan açılıyordu. Yaşı senin eşin çok genç ya. Çok küçük yaşta evlenmişsin zaten. Gençliğini yaşayamadan. Ben de aynı şeyi söylüyordum. Bizim 25 yaşımızı, 20 yaşımızı kimse bize geri vermeyecek. Evet. Biz köyde büyüdük. Köyde büyüdüğümüz için her şeyi oranın geleneğine göre büyüdük. Evlenince aynı adetleri devam ettireceğiz diye bir şey yok. Benim eşim kıyafetime karışmıyor. Kendime dikkat ettiğim sürece. Onun işi de karışmayabilirdi ki Mine zaten üstüne başına dikkat eden bir kız. Ben Filiz'in eğilip işte içini görüyordum dediği şeylere inanmıyorum. Benim eşimin yanına da giyiyordu. Ben de rahatsız olabilirdim. Ama ben hiç rahatsız olacak bir şeyini görmedim Mine'nin. Sonraki TikTok'larda peki yani Mithat'ın dediği kadar abartılar var mıydı? Ben görmüyorum. Ben açık giyinin düşünmüyorum. Takip zaten... ediyor muydun peki TikTok'larını? Ben artık TikTok izlemiyordum. İkinci bebeğim olduktan sonra zaten vaktim olmuyor açıkçası. Mithat, ne var bu videolarda? Seni ne rahatsız ediyordu? Görünür olması mı rahatsız ediyordu? Açık giyinirdim. Ben açık giyindim. Arkadaş köy kızı ya. Köy kızın annen evinde nasılsan o benim yanımda da aynı olacaksın Didem Hanım. Şehire gelince açık mı gezdim ben lazım hani? Ya açıktan kastın. Mithat bile açık giyiyor. Tight giyiyor ya. O bile ona göre açık Didem Hanım. Tight. Köyde nasıl... Filiz de buraya geldiğinde tayt giymişti. Ne olacak? Yanlış hatırlamıyorsam giymişti yani. Ya ne bileyim ya, gerçekten olacak tight'ten işte. Tayt'tan ötürü bile çok kavga ettiklerini biliyorum. Sadece tayt.
Ya karına diyorsun ki onu giyme bunu giyme diyorsun. Sonra eğlence mekanındaki kadınla yazışıyorsun. Ne güzelsin bilmem neren güzel, oran güzel, buran güzel yani. Ben yazışıyorsam ben hiç buluşmaya hiçbir şey arkadaşına için. Mesaj yazıyorsun. Sinirli tamam. Ola yazdım Mithat ya gerçekten tamam, ya. Tamam yazdım ben yalan söylemiyorum. Ya o da seni üzmüş anlıyorum ama sen de yani ona felaket neyse ya. Bak çok çok ağlıyor. Mayıs ayında çekilen bir görüntü ekranlara getireceğim. Gözyaşı döküyor baya. Baya baya Mine ağlıyor. Neden olduğunu herhalde en yakın o dönemde siz birliktesiniz Buse. Değil mi? Zaten Buse'yi... Mayıs ayında. Gidemedim. Buse'yi bulunca Mine niye Gamze'yi tiş etti o, terk etti. Hatta Gamze de aradığında öyle söyledi. Buse'yi buldu dedi Mine beni terk etti dedi. Öyle mi Gamze? Ya o da konuşuyordu. Bir de ben Hüseyin'in olayına karşı çıktığım için bana hiçbir şey anlatmıyordu. Hüseyin'le sevgili olmasını. Hüseyin'le biliyordur. Evet. Ben karşı çıktığımı... Ben de Emin olayına çok karşı çıkmıştım. Evet. Sürekli yalan söylemiş bak Mine bunlara. Şimdi, Mine bana geliyorum diye Mithat'a yalan söylüyormuş. Benim en sonki kavgamız oydu bizim Mine ile. Peki. Şöyle yapalım. Bir ağladığı görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Niye ağlıyor bir anlayalım Mine. İçim buz gibi... Mayıs ayında ağlıyor. Çok üzgün. İçim buz gibi. Ama bir yandan yanıyorum gibi. Bu sözler üzerine. Yani başkası söylüyor bunu ama yine ağlıyor. Mayıs ayında ne oldu Hüseyin? O sırada sen sevgilisin. Sevgili değildi o. İşte ilk başlangıçlar artık. Ben o zaman çok dikkatli şey yapmıyordum. Nisan, 2021 Nisan'da tanıştık. 22 bu sene. Mayıs ayında ya çekilmiş görüntü. 2022. Mayıs 2021 yazmıyor mu orada? 21 mi? Özür dilerim. 21 ben 22 diye biliyorum arkadaşlar. Ya. Evet, yanlış 21. mı yazdınız? Ben 22 diye biliyorum. Toplantıda öyle konuştuk. 22'de 21 böyle... mi? Özür dilerim. 21. 20, ben 22 diye hatırlıyorum. Yanlış biliyor olabilirim ama sonuçta yakın bir sene önce 20, ya da 4... 21'inde zaten Nisan'da tanıştık. Sen yoktun biz. O sırada. Ha, dedim ya ilk 3-4 ay biz zaten böyle ara sıra konuşuyorduk. Tamam, tarihi netleştiririz. O zaman senin yüzünden mi, Mithat yüzünden mi? 21'miş. Özür dilerim. 21 yılı. Ne evet. oldu Mayıs 21? Sen hayatındasın o sırada. Daha yollarınız ayrılmamış. Mayıs 2021'de niye bu kadar çok ağlıyor? Çok üzgün. Ne oldu o sırada Mayıs aylarında geçen sene? Hatırlıyor musun? Söyle istersen. Bir şey biliyorsun. Hani bir şey oldu mu? Didem Gamze'ye soruyorum ben. Didem Hanım bir şey oldu mu Gamze'ye mi diyormuş? Kendini çok yalnız hissediyordu Didem Hanım. Kimsesi yokmuş gibi hissediyordu. Yani sevgi yok, kocasından yok, kendince ailesinden yok, abisinden yok. O kendini öyle düşünüyordu. Ki Tayfun'un böyle arkasını aradığını bilseydi ilk başta eşinden ayrılırdı, bu hallere gelmezdi. Kendini çok sevgisiz hissediyordu. Belki o gün de onu düşünmüştür. Mithat'la bir tartışması olduysa kendini çok yalnız hissetmiştir, gidecek yer bulamamıştır. Kendince öyle düşünüyorum. Neden ağladı bu kadar? Mayıs ayında ne oldu? Bilmiyorum Didem Hanım. Ben hiç hani Mayıs ayında hiç kavga ettiğimizi bilmiyorum. Ya sürekli kavga ediyormuşsunuz zaten. O güne bir kavga ediyordunuz. Nasıl? Sürekli kavga ediyordunuz. Nasıl yani kavga ettiğinizi bilmiyorum. Küçük bir şeydir, hatırlamıyor olabilirsin. Ama 10 güne bir kavga ediyordunuz Mithat. Yani ben sürekli benim arkadaşımla 3 gün konuşuyor. En fazla 3 gün konuşmazdık biz Didem Hanım. 3. gün benim kapıma gelirdi. Sürekli kavga mı ediyorlardı? Sürekli tartışırlardı. Mine'nin giyiminden tartışırlardı. Mithat'ın konuşmalarından tartışırlardı. Taha'ya davranışından tartışırlardı. Sürekli tartışırlardı yani. Şeyden tartışırdık. Ben işten geldim yani yorgun baygın. Mesela şu komşuya gidelim, şu arkadaşa gidelim. Ben hadi yani yorgun. Istiyor. Ben yorgun mesela derdim. Hani uyuyacağım derdim. Çünkü ben gecenin bir yarısı kalk gidelim işime. Sen de haklısın, o da haklı. Evet. Ben gecenin bir yarısı kalk gidelim. Şimdi araba kullanıyorum. Şimdi onunla sabah gece 11-12'ye kadar gelsem sabah gündüz araba kullanıyorum. Birini çarpıp şey mi? Bunu anlatabilirsin. Kavga etmeye ne gerek var? Anlamıyordu işte. Anlamıyordu. Hemen tersliyordu beni. Öyle mi Gamze?
Didem Hanım, haftanın mesela pazar günleri tatil. Benim eşim de tır şoförü. Sabahın erkenden kalkıyor benim eşim de. Onun kullandığı daha tehlikeli kamyondan. Sağını solunu göremiyor. Ama eşim bir pazarın dahil bana ayırıyor. Çünkü benim ona ihtiyacım var. Evet. Eşinin de ona ihtiyacı vardı. Ben bunu Mithat'a çok söyledim. Bir pazarını alıp eşini, ben Tahir'e de bakardım. Tahir bana bıraksalardı. Eşini bir yemeğe dahil doğru düzgün çıkarmasın. Senede bir, o da yıl dönümlerinde. Bir videosu daha var. Orada da çok kötü. O da orada da iyi değil. Gelsin ekranlara Mine'nin videosu. Sevmeyin beni abi. Böyle sevecekseniz sevmeyin. Sabaha kadar ağlatacaksınız, aldatacaksınız. Sevmeyin. Her zaman yanındayım dediğim gün bile yanımda değildi. Beni böyle sevmeyin. Beni böyle sevmeyin. Benim canım ya. Abi böyle sevecekseniz sevmeyin. Sabaha kadar ağlatacaksınız, aldatacaksınız, sevmeyin. Her zaman yanındayım dediğim gün bile yanımda değildi. Beni böyle sevmeyin. Beni böyle sevmeyin. Benim canım ya. Aynı dönem. Aynı dönem çekilen başka bir video daha yine Mayıs ayında 2021 yılında. Bayağı bir ilişkiniz çok kötü ya da o sırada hayatında 2020 yılında o veliyle tanışıyor. Çok az 5-6 ay sürdü diyorsun. Ondan sonra hayatına başka biri girdi mi Mine'nin, yoksa yine Mithat'a mı bunları söylüyor? Sence kimi? Yine Mithat'tır büyük ihtimal. Ya vardı hayatında ama öyle sadece konuşuyordu. Birlikte olduğu bir insan yoktu yani. Beni böyle sevmeyin diyor. Senin onu Mithat'a sevme şekli bence de Mithat'a söylüyor gibi. Mithat'a söylüyor Didem Hanım. Neden çok Mithat'a yalvardı. Söylüyor? Neye yalvardı? Neden Mithat'a söyledi? İlgi için, sevgi için çok yalvardı. Kocasından bulamayacaksa tabii ki de onaylamıyorum yaptın ama evinde mutlu değil, huzurlu değil. Ya değiyor muydu Mithat? Yani bir saatini o kıza ayırsaydın şu gözyaşlarına değiyor muydu o kızın? Hak etti mi benim arkadaşım öyle ağlamayı? Gezdirip ki ben Didem Hanım hem her yazın tatile götürüyordum onu. Her yazın tatile götürüyordum. Yani ben niye bir gün için nasıl gideyim ki Antalyalara şeylere? Bir gün için tatile gidilir mi? Gidilmez. Sen tatile mi git diyor kız? Vakit ayırdı ya. Bir tane gül alsaydın. Bir gül alsaydın. Bir kadın her şeyden mutlu olur. Emin ol biliyor musun? Yani yoldan bir şey getir. Her şey yol. Eğlence mekanındaki kadına yazdığın mesajın bir tanesini ona yazsaydın her şey farklı olur. Çok netim yani. Yaptığı hatalardan sonra seni seviyorum diyordum. Hanımlar bir tane seni seviyorum canım benim. Bir kalp emojisi gönderseydin her şey farklı olurdu. Yazmadım mı? Hepsini yazdım. Hüseyin de olmazdı, başkası da olmazdı. Veli de olmazdı. O hiçbiri olmazdı. Ya hiç ben öyle bir şey yazmamış mıyım eşime? Ben şaşıyorum ya. Yazmamış hiç günahı gelmedi mi? Yok, yaptığı hatalardan sonra ya da kavga ettikten sonra özür dilerdi. Seni seviyorum derdi. Ben biliyorum onların bütün hayatını içindeydim ya. Arkadaşım bana her şeyini anlatırdı. İçindeydi. Ya kavga ederdi. Ertesi o zamanlar neden beni anlatmıyordu Gamze Hanım? Ben onu anlamıyorum. Almadın mı Mithat? Ben seni aramadım mı? Bu kızla ilgilen. Bak Tayvan'a bırakın. Sana dedim bu kızı al, Tahir'i de bana bırak, bir yemeğe çıkar. Bu kadının sana ilgisine ihtiyacı var. Kız çok yalnız hissediyor. Mine benim yanıma geldiğinde hatırlamıyor musun? Çok konuştum. İki sefer konuştum Mithat seninle. O kızın zaten ilgiye ihtiyaç olduğu çok belli ya, yalnız oldu. İşten, sen işten geliyorsun, yorgunsun. Çok iyi anlıyorum. İşe gidildi mi yoruluyorsun. Ama o kızın bir üstünden bir yükünü alabilirdin. Bir Tahir'le bir bakabilirdin. Ne bileyim bugün yemek yapma, bugün bir beraber dışarıya çıkalım. Yoktu Mithat sende. Yıl dönümlerinde çıkarırdın kızı dışarıya. Nasıl yıl dönümde mi olur ya? Komşudan bahsetmiyorum, yemekten bahsediyorum. Komşuya ben de her gün giderim, ben de her gün dışarıya çıkarım, benim eşim de çıkar. Ama bir tane gülü, en son Mine'ye ne zaman gülü aldın mesela, çiçek aldın? Hatırlıyor musun? Bence sanki Mine konuşuyor gibi. Mine'nin o şeylerini bildiğin için Mine adına konuşuyor şu anda. Mine çok böyle ihtiyacı vardı Didem Hanım. Onun Mithat'a çok ihtiyacı vardı. Eğer Mithat ona ihtiyacını karşılasaydı ne Hüseyin ne Veli hiç kimse girmezdi hayatına. Ben çok Didem Hanım hiç gül almamışsın demiş. Ben bak hep köyden dönüşte böyle ara yerde gül satarlar yolda. Hep alırdım mesela. Hiç almamazlık yapmazdım. Arabamla eve gelirken. En son ne zaman alırdım. İrtibatın kesildi? Neden Mayıs ayında irtibatın kesildi Mine ile? Mine ile neden? Mithat'a işte Gamze'nin yanına gidiyorum diye. Çıkıyor. 2020'de. Hüseyin'in yanına gidiyor. Sürekli tekrarlamaya başladı Didem Hanım. Açıkçası benim eşim de yarın bir gün bu kızın başına bir şey gelir. Artık dedi birazcık arayı uzat, mesafe bırak. Bak senin yanına geliyorum diye çıkıyor. Kızın başına bir şey gelirse
en son senin yanına geldi diye suçlarlar dedi. Eşime hak verdim. Ben de o saatten sonra birazcık arayı açtım. Hatta ona da tartıştım. Bak dedim, benim eşim rahatsız oluyor. İsmini vermek istemiyorum. Eşim rahatsız oluyor. Bir daha benim üstümden yalan söyleme. Tamam dedi. Senin dedi enişteyle aram bozulmasın. Bir daha söylemeyeceğim. Söz veriyorum dedi. Ondan sonra zaten çok da artık Hüseyin'le ilişkisini Misat daha önceden biliyor muydu, yoksa ses kayıtları falan, daha doğrusu dinleme şeyi, programı yerleştirmiş, aplikasyon yerleştirmiş, ses kayıtları falan yapıyormuş, onları dinliyormuş Misat zaman zaman. İlişkiyi öyle öğreniyor, arkasından da sevgilisiyle Hüseyin'le yüzleşiyor. Öncesinde bu ilişkiyi duymuş muydu? Ses kayıtlarında o öğrendiğini biliyorum ben. Mithat söyledi onu da bana. Ama bunu daha ne zamandan beri biliyordu Mithat bu ilişkiyi? Hüseyin'le olan ilişkisi? Daha önce biri mesaj yazmış. O ses kayıtlarından önceydi o mesaj. İşte Hüseyin Kerse sizin eve giriyor, çıkıyor diye yabancı bir numaradan mesaj geldiğini söyledi yine bana. Ben dedim, o zaman Mithat biliyor bu ilişkiyi önceden. Mithat biliyor. Ne zamanda Mithat biliyor? 27 Haziran'da bir yüzleşiyorsunuz değil mi Hüseyin? Yüzleşme 27 Haziran. Ama öncesinde Hüseyin şey biliyor muydu kocası seninle işte olan ilişkisi? Bir mesaj yazmışlar hatta buna. Ne zaman oluyor Hüseyin o mesaj? Onun valla demem şu anda hatırlamıyorum da o mesajı da açık söyleyeyim yani örtbas yaptırdı Mine. Mine örtbas yaptırdı. Evet. Ama o mesajı Mithat biliyor. Mithat öğrenmişsin. Didem Hanım. Ben söyledim, hani dedim bak böyle böyle konuşuyormuşum dedim. Hüseyin'e dedim. Yok öyle bir şey dedi. Numarasını verdim. Numarayı hatta Gamze'ye atmış. Gamze yalanladı. Gamze hani niye kimden öğrenildi diye bu numarayı şey etti. Ben aradım bu numarayı. Arıyorum arıyorum açmıyor. Hani küfürler yazdım o kadar. Hani kimse falan filan diye hani çok aşırı küfürler yazdım. Ama o mesaj olduktan sonra sen onun Mine'nin cep telefonuna bir aplikasyon yükleyip sesi dinlemişsin. Nereden öğreneceğim bu ilişkiyi? Ben onu yüklemedim işte bak. Onu ben yüklemedim. Onu benim kabul etmiyor onu.